Refahtan pay, paylaşımda adalet. Uyuşmazlıkla sonuçlanarak kamu görevli hakem kuruluna giden 5. dönem toplu sözleşmede kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları artırmak için bugün 81 ilde emeğe saygı, adalete davet temasıyla sahadayız. Memursan olarak pazarlık sürecinde eylemlerle, basın açıklamalarıyla, iş bırakmalarla sahada olduk ve kamu görevlileri heyetini destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Memursan'ın tekliflerinin tümü makul olmasına karşı maalesef kamu işlerini makbul tekliflerle gelmediğinden süreç uyuşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlileri hakem kuruluna gitmiştir. 20 günlük emek yok sayılamaz. 20 günlük emek yok sayılamaz. 20 günlük emek yok sayılamaz. Biz memursan olarak süreç boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile gelin hakem kuruluna 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım. Masada sorunları çözelim dedik. Ama teklifimiz kabul edilmedi. Dün dedik, bugün de aynı yerdeyiz. Memursan'ın teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin maaşları vicdanında maddes bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Bu nedenle kamu işlerinin Merkez Bankası'ndan gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği rakamların altında kalan teklifler de gelmesi kamu görevlilerin emeğini değersizleştirmiştir. Maalesef hakem kuruluna gitme süreci de kamu işlerinin tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük adeta insanüstü çabalarla görüşerek üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıda kazanımlarımız hakem kuruluna giderken yok sayılmıştır. Yasanın açık hükmüne aykırı bir şekilde uyuşmazlık tutanağı düzenlenmeden, bu konuda bağlı sendikalardan hiçbiriyle görüşülmeden ve sanki sendikalar imzadan kaçmışlar gibi tespit tutanağı tutulmuştur. Helal ekmek aşkımız, refah payı hakkımız, helal ekmek aşkımız, refah payı hakkımız, helal ekmek aşkımız, refah payı hakkımız. Şayet kamu görevlerine teklif edilen o zamlar alın terimizin hakkını teslim eden bir düzeyde olsaydı, enflasyon karşısına alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı, elbette kamu görevli hakem kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve taraflar tümü için memnuniyet oluşmuş olurdu. Ancak bütün çabalarımıza karşın kamu görevlilerin emeğinin değerini teslim eden bir teklif de gelinmediği için hakem kuruluna gidilmiştir. Bizler artık bundan geride bakmış ve bütün dikkatlerimizi hakem kuruluna yönetmiş durumdayız. Hakem kurulunun sağduyuyla konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Memnuniyet oluşturmak için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun hakem kurulunda olduğunu hatırlatmak isteriz. Hak, emek, özveri, kutsaldır alın teri. Hak, emek, özveri, kutsaldır alın teri. Hak, emek, özveri, kutsaldır alın teri. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak isteriz. Kamu görevli olarak bizden asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devlet aygıtının işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, tavrımızda hakkaniyetliyiz.
unutulmamalıdır ki kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir. Hakem kurulunun da bu gerçekten sabrı nazar etmeyeceğine ümit ediyoruz. Milyonlarca insanı ilgilendiren genele ve 10 bin hizmet kuruluna ilişkin ve her bir sorunun çözümü bir mağduriyetin giderilmesi anlamına gelen toplam 650 teklifimizin hakem kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Büyüdüyse büyütçe paylaşalım kardeşi. Büyüdüyse büyütçe paylaşalım kardeşi. Büyüdüyse büyütçe paylaşalım kardeşi. Biz hakem kurulundan refahın tabanı yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını istiyoruz. Biz refahtan pay paylaşımda adalet istiyoruz. Biz kamu görevlilerinin yaşam standartını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar çıkmasını bekliyoruz. Biz hakem kurulundan elektrik ve doğalgaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kalemde artış yaşandığı bir süreçte bütün bunların dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz. Hakem heyeti sağlasın adaleti. Hakem heyeti sağlasın adaleti. Hakem heyeti sağlasın adaleti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra yapılan bu ilk toplu sözleşme görüşmeleri uyumsuzlukla sonuçlanarak her ne kadar hakem kuruluna gitmiş olsa bile hakem kurulunun bu ülkenin bütçesi ve cüssesiyle ve de kamu görevlilerinin beklentileriyle uyumlu bir hüküm ortaya koyacağına inanıyoruz. Çünkü